Günaydın. Bugün günlerden pazar. Biraz miskinlik yaptık. Uyandık ama henüz kahvaltıyı hazırlamadık. Saatimiz 10'a geliyor. Hatta saçımı başımı bile şöyle düzeltmedim. Uyanır uyanmaz şöyle hızlıca bir ördüm. Pijamalarımla beraber hepimiz takılıyoruz. Güzel bir pazar kahvaltısı hazırlayalım istedik. Annemle iki tane tarif yapacağız ama bu tarifleri size daha önce vermediğim için beraber yapalım. Güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Sizlerle beraber hazırlayacağız. Kahvaltımızı yaptıktan sonra da dışarı çıkacağız. Yine sizlerle beraber olacağım. Zaten beraber çıkarız. Sütlü biber kavurması ve sodalı pişi yapacağız. Geri kalan da zaten normal kahvaltımız. Fazla vakit kaybetmek istemiyoruz. Çok da acıktık. Noyan'ın da uyku saati geliyor. Hızlıca hemen kahvaltı hazırlığına geçiyoruz. Evet, sodalı pişimizden başlıyoruz. Bir adet maden suyumuz var. 3-3,5 su bardağı unumuz var. Bir tatlı kaşığı tepeleme olmayan tuzumuz. Bir tatlı kaşığı tepeleme şeker. Bir yemek kaşığı da sıvı yağımız var. Malzemelerimiz sadece bu kadar. İlk olarak sodamızı ekliyoruz. Şekerimiz, tuzumuz ve sıvı yağımızı ekledik. Unumuzu kontrollü ekliyoruz. Sonrasında toparlamakta sıkıntı yaşamayalım diye. Ve yoğurmaya başlıyoruz. Dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuzun üzerini şöyle bir tane saklama poşetiyle kapattım ve dediğim gibi bir 15-20 dakika kadar dinlenmeye alıyorum. Annem burada Noyan'ın mamasını hazırlıyor. Noyan kuşum uykuya geçiyor. Ben de temizlik havlumu aldım. Balkona geçiyorum. Çünkü bugün inanılmaz güzel bir hava var. Balkon masasını sileceğim ve kahvaltıyı balkona hazırlayacağım. Şimdi zeytin salatamız için yeşil zeytinlerimizi doğradık. Mısırım var, domates, maydanoz ve baharatlarım. Hepsini birbirine karıştırıp salatamızı hazırlıyoruz. Doğradığımız tüm malzemeleri ekliyoruz. Çeşitlendirmek de tamamen size kalmış. İstediğiniz başka malzemeleri de salataya ekleme yapabilirsiniz. Nane, pul biber, tuz, kekik, kırmızı toz biber ve çeyrek limon suyu ekliyorum. Şöyle bolca zeytinyağı. Ve zeytin salatamız hazır. Dinlenen pişi hamurumdan küçük küçük bezeler oluşturuyorum.
Pişilerimiz de mükemmel oldu. Şimdi diğer tarifimiz sütlü biber kavurmasına geçiyorum hemen. Isınan yağımıza biberlerimizi ekliyoruz. Kavurduğumuz biberlerin üzerine şöyle göz kararı çok az un gezdiriyorum. Ve yine unun kokusu çıkana kadar şöyle kavurmaya devam ediyorum. Unumuz da kavruldu. Şöyle çok hafif bir tuz ekliyorum. Bir çay kaşığından bile az karabiber ekliyorum. Ve bir su bardağı sütümü yavaş yavaş ilave ediyorum. Sütümüz de iyice böyle koyulaştıktan sonra üzerine kaşar gezdiriyoruz. Kaşarlarım burada erirken hemen cezvede yaklaşık bir yemek kaşığı kadar sıvı yağının içinde toz biber ekleyeceğim. Bunu üzerine sos olarak ekleyeceğiz. Hazırladığımız sütlü biber kavurmasını şöyle bir servis tabağına alıyorum. Ve üzerine yaktığımız toz biberli yağı gezdiriyorum. Sütlü biber kavurmamız da bu şekilde hazır. Nefis, lezzetli 3 çeşit kahvaltı tarifimiz hazır. Asla yağ çekmeyen pufuduk pufuduk pişiler, sodalı pişi, zeytin salatamız ve sütlü biber kavurması. Güzel bir pazar kahvaltısından sonra hazırlandık. Annem, ben, Noyan ve Bengi dışarı çıktık. Elimi yüzümü güzelce toparlamak, saçımı yapmak çok iyi geliyor gerçekten. Sabah çok salaş bir haldeydim. Hemen bizim evin köşedeki parka geldik. Noyan bu parkı çok seviyor. Vloglarımda sıkça yer veriyorum bu parka. Şurada da inşaat var. Biraz parkta Noyan'la zaman geçireceğiz. Ardından bir pazar alışverişine gideceğiz. Bugün pazar. Biliyorsunuz Tuzla'da pazar pazara kuruluyor. Ve ben mümkün olduğunca hiçbir hafta bu pazarı kaçırmıyorum. Çünkü çok detaylı, geniş bir pazar olduğu için de seviyorum. Şimdi parktayız. Biraz zaman geçireceğiz. Sonra da pazara geçiş yapacağız. Noyan! Yatacak. Noyan! Güzel mi? Thank you.
Parkta bayağı bir zaman geçirdik. Hava bozmaya başladı. Normalde çok güzel bir hava vardı. Güneşliydi. O yüzden hatta parka gelelim dedik. Ama bayağı kapandı hava. Şimdi pazar pazarına geldik. Burada dolanıyoruz. Teyzemiz de burada. Vloglarımda çok gösteremedim size evet, bu defa Bengi'yi. Bengi burada. Noyan da uyuyakaldı. İkinci uykusunu yapıyor şu an. Geçen hafta annem bir şeyler almıştı. Olmayanlar vardı. Üzerine olmayan şeyler vardı. Büyük geldi. O yüzden şimdi değişime geldik. Amca rica etti çekmeme. Annem de burada bir şeylere bakıyor. Adam şunu çek. Bak. Şöyle tek tek çek. Bunu gör. Ne abi bunlar? Sole tuz bu. Kristal ne işe yarıyor? Ağız ve dil yaraları için. Ağız ve dil yaraları için. Evet. Tuzla'daki takipçilerim gelip Tuzla pazarından bu abiden edinebilirsiniz. Evet. Bengi'ye bakın. Bengi MasterChef'e katılıyor. Diğerini göster. Bu da şey, Recep İvedik bir bölümü var. Japonlarla. Şöyle bir şey beğendi pazardan. Fiyatına inanamazsınız. 10 TL. Şaka gibi ama 10 TL yani. Bayağı beğendi onu şu an alıyor. Kristal kaya tuzu evet, diye gerçek, geçiyormuş kristal. Bu tuz. Evdeki nazarı gözü böyle pat pat patlatıyormuş. Biz de abiden satın alıyoruz. Şimdi bana da verdi. Şöyle hatta biraz ağzıma da atacağım. Yalama tuzunu göster. Çeşitler burada. Şunlar çeşit. Bir sürü tuz çeşidi var burada. Aradığınız her şeyi vallahi bulabiliyorsunuz. Biz de tuz aldık abiden. Hayırlı işler abi. Başka bir standa geldik. Bengi'nin bulduğu yeleğe bakın yalnız. Çok iyi. Mağazada arasam bir güzelliği. Bizimkiler kendilerini kaptırdılar şu an Tuzla pazarında. Yaz elindeki yelek de 30 TL. Şaka gibi. Kuzum da uyuyor burada. Ay biz sonunda eve geldik. Bayağı yorulduk. Pazardan bayağı bir şeyler aldık. Kim basacak? Bir basacak. Noyan bas. Hepimiz bekliyoruz. Kimse basmamış. Ne yapıyorsunuz he? Pazardan gele gelmez hemen üzerimizi değiştirdik ve sofraya geçtik. Niyetimiz aslında pırasalı bir börek yapmaktı, size de tarif vermekti. Ama her zaman aldığımız yufkacı bugün pazara gelmemiş. Yufka almadık, o yüzden pırasa da almadık. Eve geldik, saat geç olunca da tabii ki de fast food'a kaçmak zorunda kaldık. Pizza ve patates hazırladık. Bugünün yemeği bu şekilde. Noyan da anneannesine yemek yediriyor. Noyan'ı artık gece uykusuna geçirdik. Saatimiz 8. Üzerimi değiştirdim ama hala makyajımı temizlemedim, saçımı bozmadım. Mutfaktayız, annem bulaşıkları toparladı. Efe'nin canı sütlü tatlı istemiş. Her zaman yaptığım muhallebiden istiyor. O muhallebimi Efe çok seviyor. En sevdiği tatlı o diyebilirim size. Defalarca kez yaptık vloglarda. Ama belki ilk defa gelen bir arkadaşım vardır ve bu tarifi bilmiyordur. O yüzden hızlı bir şekilde size tarifini vereceğim ve bir sütlü tatlı yapacağız, muhallebi yapacağız. Birkaç saat içinde de soğur, akşam çayımızı içerken yanında yeriz diye düşündük. Hızlıca tarife geçiyorum. Tatlımızı yapıp dolabımıza koyalım. Malzemelerimi hazırladım ve tatlının yapımına geçiyorum. Sunumda bu kenarı gold bardaklarımı kullanacağım. Çok az ve öz malzememiz var. Hızlıca sayıyorum. 1 litre süte ihtiyacımız var. 1 adet yumurta sarısı, 1 paket şekerli vanilin, 1 Türk kahvesi fincanı buğday nişastası, 1 su bardağı şeker, 2 yemek kaşığı tepeleme un ve 1 paket de krema. Tüm malzemelerimizi karıştırıyoruz. Muhallebimiz katılaşıp kıvam aldıktan sonra da içerisine krema ve vanilinimizi ekliyoruz. Direkt sunum yapacağımız kaplara servis edebiliriz. Ben üzerine çikolata sosu yapacağım. Çikolata sosu donduktan sonra da çilek ve bu çikolata parçalarıyla tatlımı süsleyeceğim.
artık biraz fazla yoruluyorum. 5 dakika oturdum. Herkes içeride. Tencerenin dibinde kalanı yiyorum. Eğer bu muhallebiyi denemediyseniz kesinlikle deneyin. Şiddetle tavsiye ediyorum. Mükemmel ya. Şu an bile mesela direkt süsleyip yemeğe hazır. Bir misafiriniz geleceği zaman asla şaşmayacak. Sizi yarı yolda bırakmayacak bir muhallebi tarifi. Kıvamı zaten netlemiyor ama mükemmel. Bengi de Efe de olsa şimdi tencerenin dibi için bize ver bize ver derlerdi. Kimseye söylemeden kendim yiyorum. Normal herhangi bir markanın çikolata sosu, 2,5 su bardağı süt pişiriyoruz, üzerine döküyoruz ve süslüyoruz. Bu kadar. Ama muhallebiyi denemediyseniz kesinlikle deneyin diyorum. Bir kere benim için deneyin ve denedikten sonra yorumlara da yazın. İnanılmaz mutlu oluyorum. Şimdi porsiyonlama kabımı ve tencereyi bir suya ısılayım. Bir ıslansın. Yıkayayım. O sırada zaten muhallebilerim biraz soğumuş olur. Çikolata sosumuzu yapalım, süsleyelim. En son bitmiş halini gösteririm. Çünkü sosu yapmanın zaten hiçbir şey yok biliyorsunuz. Çayımızı da koyduk. Tatlıdan kalan bulaşıkları şöyle toparladım. Tatlım burada hazır. Çikolata sosu da birazcık soğusun. Şöyle üzerinde biraz donduktan sonra süslemesini yapacağım. Tatlılarım hazır ama kamerada biraz karanlık çıkıyor. Telefondan çok güzel bir çekim yaptım. Onu size göstermek istiyorum. Instagram'da paylaştım şimdi. Resim olarak çok güzel çıktı. Günaydın. Bugün öyle kötü bir güne uyandım ki. Aslında kötü bir gün derken şöyle çok ödemli, çok şiş hissettiğim, çok huzursuz bir güne uyandım. Çünkü gecemiz çok kötü geçti. Noyan çok huzursuzdu. Çok sık uyandı. Üst dişinin bir tanesi böyle baş vermiş görünüyor ucu. Onun ağrısını yaşadık diye tahmin ediyorum. Çünkü ağlayarak sürekli ağladı gece boyu. Mesela 2-3 gün boyunca çok güzeldi. Bir yattı bir daha sabah kalkıyordu. Ama dün çok kötü bir, çok zor bir geceydi. Hiç uyumadım diyebilirim. Ben uyuyamadığım için de böyle sürekli Noyan'ın odasına git gel yapmaktan yorgun düştüm. Sabahtan beri kendime gelemiyorum anlayacağınız. Hafif de bir karın ağrım var. Günü biraz zor başlattım bugün. Bugün pazartesi, hafta başı. Hafta böyle başladı ama umarım güzel bir hafta olur. Hepimiz için güzel geçer. Bugün günlerden 4 Mart bu arada. Bir vlog öncesinde mi bundan mı bahsettim tam net hatırlayamıyorum. Normalde annem dönecek demiştim size. Anneannemin 40 mevlidini okutacaktı. Ama işte benim bu ikinci bebişle alakalı birkaç tane sıkıntımız olunca annem gitmekten vazgeçti. Biz biletini iptal ettik. O nedenle anneannemin 40'ını da burada okutmaya karar verdik. Şimdi Noyan'ı ilk uykuya geçirdik. Malzemelerimizi dün almıştık zaten. Helva kavuracağız, Yasin okuyacağız. Anneannemin 40'ını benim evimde yapacağız. Sonra apartman komşularıma da yaptığımız helvadan dağıtacağız. Tabii ki annemin niyeti, istekleri çok daha başkaydı ama şartlar maalesef bu şekilde oldu. Biz yine de üstümüze düşeni yapacağız, görevimizi yapacağız. Anneannemin 40'ını birazdan biz kendi aramızda okuyacağız. Duamızı göndereceğiz. Sonrasında bugün öğleden sonrası için bir işbirliği çekimim var. Onu yapmam gerekiyor. Bugün yoğun bir gün olacak ama yorgun başladım. Üzerimden şu yorgunluğu atmam lazım bir an önce. Kendime gelmeye çalışıyorum. Elim yüzüm bile bugün çok şiş. Noyan uyanmadan helvamızı kavuralım, hazırlayalım, dağıtalım. En azından bu işi ortadan bir kaldıralım. Sonrasında bir kahvaltı hazırlayacağız. Kahvaltımız bugün dışarıda olacak. Yani evde hazırlayıp dışarıda kahvaltı yapmaya gideceğiz. Aslında işbirliği çekimim de bununla alakalı bir çekim olacak. İlk olarak şerbetini hazırlayacağım helvamızın. Zaten anneannemin cenazesinde de
üçümde, üç mevlidini okuturken helvasını ben kavurmuştum. Şimdi yine ben kavuracağım. Ruhumuzun fidası eyle, kabrimizin ziyası eyle, bir devası kıl ya Rabbi. Ya Rab, İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle, aziz vatanımızı, anamızı, babamızı ve bütün müminleri bağışla. Alemin her hürmetine, ümidiyeyle taltif eyle. Şimdi helvalarımızı hazırladık. 7. kata çıkıyoruz. 7. kattan aşağı doğru helvalarımızı dağıtacağız. Selamlar. Bir işbirliği çekimim var demiştim size. İşbirliği için evimizin buradaki yine o parka geldik. Tüm işbirliklerim neredeyse dışarıdaki işbirliklerimi burada çekmeye çalışıyorum. Çünkü hem ışık çok güzel, ortam çok güzel. Bir de çok sakin, ferah bir park. Çok güzel bir çekim oldu. İşbirliği bahanesiyle biz de kahvaltımızı en azından dışarıda güneşli güzel bir havada bol oksijen alarak yapmış olacağız. Bitmiş halini sizlere hemen şimdi göstermek istiyorum. Ya şuranın tatlılığına bakar mısınız? Çok güzel olmadı mı? Aşırı beğendim. Son 1-2 çekimim kaldı. Bir fotoğraf çekimi alacağım. Ondan sonra kahvaltıya geçiyoruz. Ay kırpansın. Nasıl çıktı? Önce doğru geçtim. Daha önce ben hiç vermedim çilek. Ben verdim. Ayakkabısını kırıcı. Ayakkabısını kırıcı. Bir şey buldum. Ben yaşıyordum. Çok bakacak. Ben de göstersin de kameraya. Çakmak olmuş. Nasıl olacak senin ama? Şeyi buldum. Ben çok aşağıya. Muz? Ya bırak yeter ya. Yaprağıyla yiyor bir de.
kendini güzel mi verdim? Evet. Doyan buraya gelir misin anneciğim? Noyan. Noyan bizi arkasında. Anne. Annem. Anne. Tamam ben seni serbest bıraktım ama o çileği yeme lütfen. Ben ellerini siler misin Noyan'a? Çok kötü oldu. Hayır anneciğim. Evet. Lena Noyan'ı sevdin mi? Noyan gördün mü? Gel Lena. Bak bu benim oğlum Noyan. Bak burada köpek var anneciğim. Noyan. Lena bak burada Noyan var. Evet kızım arkadaş. Bak kızım arkadaş. Arkadaşlar bizimkilerin haline bakar mısınız? Şey yalnız ben Noyan ve Mirza üçümüz şu an. 3-1. Annem çok eğleniyor. Noyan? Noyan. Mirza'ya bak. Noyan. Bakar mısın? Ne yapıyorsun sen? Tahterevalliye bindi. Eve geldik. Noyan'ın her yerini güzelce yıkadık. Şimdi üstünü değiştireceğiz. Şu haline bakın. Lay 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 lay. Noyan çok güzel oldu. Misler gibi oldu benim bebeğim. Lay 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 lay. Şimdi Noyan'ı teyzeye satacağız. Biz annemle mutfağa geçeceğiz. Hızlıca bir domatesli bulgur pilavı yaptı annem. Birkaç düzenlemem gereken video vardı. Ben onları yaparken hemen tavukları da böyle avcarlamış. Yani soslamış. Biz Adana'da avcarlama diyoruz. Hemen bir salata yapmış. Bunları da şöyle çöp şişlere dizeceğiz. Soslarken de yani marine ederken de süt, sıvı yağ, bolca baharat. Yani baharat olarak kekik, karabiber, kimyon. Bunları kullanmış. Aynen. Gayet güzel görünüyor ve misler gibi kokuyor. Ve yemeğimiz bu şekilde hazır. Hemen hızlıca bunu şimdi fırına sürüyorum. Tamam teşekkür ediyor bana. Aman yani bu yemekleri yaptığım için sana teşekkür ediyorum.